hakaretle ilgili hepimiz Sultan Gazi teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademimiz, mahalle başkanlarımız ve aynı şekilde Gazi Osman Paşa teşkilatıyla birlikte sürsürüz için burada bulunmaktayız. Daha doğrusu vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ve bizlerin oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Tabii bizim cumhurbaşkanımıza diktatör diyen zihniyet, CHP zihniyeti bence tarihine baksın. Asıl diktatörlüğü kendi tarihinde araştırdıkları zaman görebilirler bu ülkede. Neleri zorla dikte ettiklerini, neleri zorla insanlara yaptırdıklarını kendileri daha iyi biliyorlar. Bugün burada tüm teşkilatlarımız olarak, Sultan Gazi teşkilatları olarak cumhurbaşkanımıza, yani kendi oyumuza, kendi irademizle seçmiş olduğumuz Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için buradayız. Daha doğrusu vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Tüm kadrolarımıza, meclis üyelerimize ve tüm teşkilatımıza bugün burada Türkiye'ye bu mesajı veriyoruz. Ben tekrardan basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Katılımcı olan tüm teşkilat mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Az önce de söylediğim gibi vatandaşlık olarak duyarlılığımızı bir kez daha gösteriyoruz. Artık bazı vesayetleri Türkiye'de hep birlikte son veriyoruz. Bunun mesajını da hep birlikte vermiş olduk. Teşekkür ediyorum sizlere de. Bizi Sayın Başkanım, sizden de bir alalım. Duymuyorum, nereye gideceğim? Çok değerli. Başkanım mikrofonu biraz aşağı tutun. Çok değerli basın mensupları. Aşağı tutun. Kıymetli teşkilat mensubu kardeşlerim, değerli Sultan Gazi İlçe Başkanım, bugün az önce ilçe başkanımızın da ifade ettiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek CHP'nin olağan genel kongresinde ve gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretlerine ilişkin suç duyurusunda bulunmak amacıyla teşkilat mensuplarımızın kişisel başvurularını yapmak kastıyla burada bulunuyoruz. Tabii Kılıçdaroğlu'nun bu hakareti sadece hakaretle kalmadı, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ağır ithamların ve iftira seviyesine varacak beyanlarını hep birlikte müşahede ettik. Tabii bu ağır hakaret ve iftiraların karşılıksız kalmayacağını ümit ediyoruz. Çünkü burası bir hukuk devleti. Az önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönemlerde bu devletin kurulduğu tarihten itibaren uygulamalarına bakıldığında asıl diktanın, uygulamanın, diktatör uygulamasının nasıl olduğu kendi siyasi geçmişlerinde ortada. Tabii %52 gibi çok ciddi bir seçmen desteğiyle ve doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olma özelliğine sahip bir cumhurbaşkanına yapılan hakaretlerin ve atılan iftiraların Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti ilkesinden, özelliğinden kaynaklanan karşılıksız kalmama, bu suçun karşılıksız kalmama beklentisi içerisinde başvurularımızı yapacağız. Değerli kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığını ilk kez bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan süreçte yaşadı ve Türkiye Cumhuriyeti 12 tane cumhurbaşkanlığı gördü. Cumhurbaşkanlığı makamı bu devletin en ciddi ve en üst makamıdır. Dolayısıyla milleti temsil eden, devleti temsil eden bir makama karşı özellikle yapılan iftira ve hakaret suçunun karşılıksız kalmaması elbette daha önemli bir mesele. Bu nedenle burada kişisel başvurularını, şikayetlerini yapacak olan kardeşlerime de ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her birisi anayasal hakkı olan şikayet hakkını yerine getirecek. Biz tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu hakaret eylemini ve haddini aşan iftiralarının, suç isnatlarının karşılıksız kalmayacağını ümidi temennisiyle biraz sonra inşallah başvurularımızı gerçekleştirmiş olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.